Araplar şu anda sadece Yalova'yı turizm bölgesi olarak görmüyorlar. Yaşayacak bir bölge olarak görüyorlar ve yaşayacak bir bölge olarak tercih ediyorlar. Hem doğal güzellikleri hem de artan yatırımlar Yalova'yı cazibe merkezi yaptı. 1980'li yıllardan beri Orta Doğu turistlerin akınına uğrayan Yalova, şimdilerde özellikle Arapların yatırım yaptıkları bir yer oldu. Yabancıların mülk alınmasıyla ilgili çıkan yasa böyle bir rahatlık getirdi. İkincisi de işte İstanbul-Yalova, daha doğrusu İstanbul-İzmir otoyolunun bir parçası olan Körfez Geçiş Köprüsü, Yalova'yı İstanbul'a çok yakınlaştıracağı, Yalova'nın İstanbul'un bir banyosu olacağı şeklinde ulaşımın kolaylaşması gerekçesiyle bir tercih sebebi olmaya başladı. Doğal güzellikleri, termal yatırımları, termal özelliği, deniz özelliği ve tabiatının güzelliğinden dolayı tercih edilen bir bölge. Termal bölgesini tercih ediyorlar. Bünyede bulunan, otelimizde bulunan spa'yı tercih ediyorlar. Günlerini o türlü geçiriyorlar. Şelaleleri, dediğim gibi, biraz evvel de bahsettiğim gibi tüm işte buradaki dipsiz göl, su düşen ve erikli şelalesi, Delmece'yi yaylası gibi olan yerleri tercih ediyorlar. Yalova gün geçtikçe turistik alan olmaktan çıkıp Arap sermayesine ev sahipliği yapmaya başladı. Daha önce turist profilinde gelen Araplar şu anda yatırımcı profilinde gelmeye başladılar ve ciddi anlamda zengin Araplar gelmeye başladı. Yani Kuveyt'ten, Katar'dan, Dubai'den, bakan mevkiinde, kraliyet ailelerinden insanların ciddi anlamda gayrimenkul tercihleri oldu. Yalova'da yerleşik nüfusun yaklaşık %10'u Arap. Oran gittikçe de artıyor. Tahmini rakamlarla 100 milyon dolar civarında bir yatırımları oldu. Arazi ve gayrimenkul alımları oldu. Ve bu da artarak devam ediyor.